arkasına baktım, fiyatı biraz yüksekti. Dedim ki bana işte maket işinde lazım. Sizin bu kitaplardaki indirimleriniz oluyor ya dedim. Bunda da bir indirim yaptırabilir misiniz dedim. Çocuk yüzüme baktı, dedi ki hocam dedi isminiz Doğan Atlatoğlu mu? Aa. Tanımıyorum çocuğu. Dedim ki evet. Bulucam'daki maketler sizin değil mi? Evet dedim. Bir dakika bekleyin dedim. Gitti neyse işte müdürlerle falan telefon açtı. Bilmem ne bir şeyler anladık herhalde. Belli bir indirim yaptılar kitapta. Ben kitabı aldım geldim eve. Öyle de sevmiyorum ki ben nasıl. Ondan sonra baktım. Ben artık İstanbul'a gitmem lazım. İstanbul'a gitmem lazım çünkü o işi artık yoluna koyuyorduk yani. İstanbul'a gittim. İstanbul'daki yönetmen olan bir oğlum var. Nerede kaldık? Dedi ki, dedim ben yarın İhsan Bey'in yanına gideceğim. Kartını almıştım ya, kartını vermiş şey bana adam. Kite dedi, iş yeri. Oğlum dedi ki, baba dedi, gitmeden dedi Hilal TV'ye uğrayalım da oranın genel yayın yönetmeni Abdülhamit var burada okumuştu o çocuk. Siparişin içerik arkadaşım. O seni çok soruyor dedi. Ona bir uğrayalım dedi. Ondan sonra git oraya. Olur. Beraber gittik Hilal TV'ye girdik Abdülhamit'in odasına. Gayri ihtiyar insan isteme göre etrafa bakıyorsunuz. Bir baktım ki karşıda çerçevenin içerisinde rakamlar yazılı Mescid-i Aksa'nın tablosu var. Karşıda asılı. Hemen kalktım, baktım, dedim ki Abdülhamit Bey bu çok güzel, ya bundan nereden temin edebiliriz falan. Dedi ki amca dedi, o dedi çoktandır orada, ben de geldim oradaydı dedi, bilmiyorum dedi. Bir araştıralım dedi. İyi tamam dedim. Kalktım İhsan Bey'in yerini buldum iki telle de. İhsan Bey'in odasına şey iş yerine geldik. Yazıhane kısmı içeride. Neyse arkadaş götürdüm. İçeriye kapıyı açtık. Bir baktım ki İhsan Bey'in arkasında Mescid-i Aksa'nın koskoca bir tablo resmi var. Dedim ki kendi gelmek İhsan Bey demek bu işin içindeki birisi. Neyse selam sabah derken konuşmalar, çay ikramlar. Anlaştık İhsan Bey'le ertesi gün Fatih Camisi'nde ikindi namazında buluşacağız. Şey var, direkt Kudüs'le ilgilenen bir dernek Türkiye'de. Oranın bütün tadilatlarını, oradaki öğrencilerin şeylerini hep onlar ilgileniyorlar. Onlar da beni götürüp tanıştıracak. Tamam dedim. Kalkarken, abi dedi bir dokümanlar var, onlardan vereyim dedi. İstersen onlara da bir gece göz gezdirirsin. Dedim olur. Poşeti verdi. Gayri ihtiyarı böyle poşetin içerisine bakarken rakamlı makamlı bir şeyler gördüm. Biz dairede hantalara böyle katlar katlar koyardık. Kalktı baktım rakamlar var. Bir dakika dedim. O rakamlıyı içeriden çıkarttım içinden. Bir açtım ki benim sabah Hilal TV'de çerçevenin içerisinde gördüğüm harita. Ya inanır mısınız böyle nasıl oldum? Ya Rabbi dedim herhalde bana diyorsun ki aklımdan ne geçiyorsa elime getiriyorum. Bundan kaçamağın yok. Bunu yapacağız. Ümit Hoca. Yani bu sohbetin içerisine bir çeşni katalım da sizden şöyle bir hoş Erzurum terennüm eden, anlatan bir şiir dinleyelim olmaz mı? Şimdi Erzurum'un seçkin simaları burada. Sanatta iç içe olan abilerimiz, kardeşlerimiz burada. Müsaade ederseniz benim kendim olduğum için burası da buram buram Erzurum kokuyor. Evet, şükür olsun. Eskiden delikanlılar birbirlerini genç kız birbirini severken böyle işte internettir, bilmem nedir yok. Mektuplar yazılır malumuz. Delikanlımız kızımızı, kızımıza mektup yazacak. Tabii bir şiirle, yine kibir kutusuyla da gönderecek. Şöyle bir teklifte bulunuyor. Müsaade ederseniz. Onu diyeyim. Seni gördüm göreli uykularımda çiz. Gözlerim bir alav, sufatın nur saçır. Sen de ben değil, sana herkes yayır. Seni ne kadar çok sevdiğimi hiç bilir misin? Gelir bize, gelir. Hadi kaçak, gelin. Pilava başım kalktım anam anam. Kuş kanayı tandıra tüktüm bacım anam anam. Kali girişine çaktım babam anam anam. Seni ne kadar çok sevdiğimi hiç bilir misin? Gelin bize, gelin bize. Hadi kaçak, gelin bize. Bayağı kumlardan su doldu.
İdramın altında ne de güzel bir şey. Bakasan benim mi arkamdan atildi? Seni ne kadar çok seviyor ve hiç değil mi sen? Gelir misin? Gelir misin? Hadi kaçak gelin. Bak 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 son kere dinem yoksa evde kalırsın. Herif herif diye sen de yanına durursun. İnan ki gelmezsen ümitsiz kalırsın. Seni ne kadar çok seviyor hiç değil mi sen? Gelir misin? Gelir misin? Hadi kaçak gelin. Böyle bir teknik yapıyoruz. Ama sonuç ne olmuyor? Bir şey var. Güneşi sağlık. Eyvallah. Ağaçlarım var mı senin? Bir ağabeyin çalışmalar yapıyorum. Hayata var. Olsun. Yani, yani tek şiarım köylerdeki, madem ben de Erzurumca ağızla konuşayım. Evet. Yani büyük, o kadar büyük, büyük bir has ki. Büyük yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Ya o görevim hocam. Görevim. Bugün 74. köyümüze gittik Doğan Ağabey. Yani maşallah. Biz de bu ya sevaptan nemal alalım diye elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz Aysun Hanım. Ben bu işe şey olarak başlamadım, hani böyle uzun vadeli veya bir proje olsun babında başlamadım. Sadece bir köye gidip 23 Nisan'da çocuklara belediye verme düşüncem oldu. Fakat diğer köylerin de halini görünce ben çok üzüldüm ve filografiden olan gelirimle köylere gideyim dedim. Evet. Dediği gibi 74 tebessüm oldu, adını tebessüm koyduk. Maşallah. Tabii çok fazla gelirim olduğu zaman kaloriferle yaktırdım okullarımı. Az gelirim varsa o anki gelirime bağlı. Sadece botlarını, kabanlarını, çamaşırlarını o şekilde idare etmeye çalışıyorum. Rabbim inşallah bana çok versin. Ben de yavrularıma sırlarım. Bizleri paylaşmak ne kadar güzel, yardımcı olmak ne kadar güzel. Ben bazen uzamdaki maketler içinde diyorum ki anlatırken eşinize, dostunuza anlatın. İlk gezip de onları gören insanların içlerinde birilerinin şöyle kalbine bir kıvılcım oluşur da ya ben de bir Ümre'ye gideyim, buraları ben de bir göreyim veya şu Mescid-i Aksa'yı bak ben de bir ziyaret edeyim derse, siz de oraya gönderip yönlendiğiniz için sebep olursanız o sebepten mutlaka size de gelecektir. Çünkü mühim olan sebep olmak. Allah razı olsun. Siz de öğrencileri sevindirmek kadar mutluluk var mı? Ben başka bir şey. Küçük bir şey anlatayım. İlk köy şeyleri, sınıfları bilirsiniz. Evet. Birden dörde kadar hepsi aynı sınıfı okuyor. Şu kadarcık kalem çocuğun elinde yazdı, abisine uzattı. O yazdı, tekrar kardeşine uzattı. Tabii ben bu pozisyon karşısında artık İstanbul'da. Evet, Erzurum'a geldik. Erzurum'a geldikten sonra işte tarihi belirlediler. Kalktık, İstanbul'a gittik. İstanbul'dan Kudüs'e Allah izin verdi gittik. Giderken rehber arkadaş bana uçakta özellikle yanımda oturdu. Çok şeyler tembih etti. Dedi ki hocam dedi, diğer arkadaşların çalışmalarıyla sizin çalışmanız farklı olacak. İsrail askerleri sizi çok mutlaka tespit ederler. Sakın ola ki elinizi kaldırarak onlarla konuşmayın. Eğer elinizi kaldırarak konuşursanız onlara en yakın yerde kaydı kesiyorlar. Uluslararası bir mahkeme olursa diyor ki bakın bize buyurun. Ama dedi çok üzerinize konuşurlarsa şöyle göz bebeklerini hedef alın. Celallı olarak yüksek tonla sesle bağırarak konuşun. İnşallah başlarına alır giderler. Bunu bana tembih etmişti özellikle. Bir de tüm ekibe dedi ki hava almayın dediğimizde bak şöyle çok dikkat edin. Tarih ediyorlar dedi. Türkçe bilenler var aralarında, sakın rastgele konuşma yapmayın dedi. Gittik. Tel Aviv havaalanına indik. Pasaport için sıralardayız. Bazen işte gelip buluyor derler ya. Geldi bir tanesi. Bakıyor böyle yüzüme baktı baktı. Alnımızda bir şey mi yazıyor? Nasılsa dikkatli çekiyor anlamadım ki. Yıldırım Gürses'e de çıkıyor. Geldi. Geldi. Bomba var mı yanınızda? Soru bu. Bomba var mı yanınızda? Allah. Eşim yüzüne güldüm. Onlarda bir özellik var. Şeyde sonraki şeylerde yaşadım. Beş sefer aynı cümleyi tekrar ediyor. Karşı ithal etsinler ve karşı artık bir yere gelsin patlasın. Beş sefer. Şimdi beş sefer güldüm. Tekrar başladı. Bomba var mı yanınızda? Ben kafamı böyle çevirdim. O tarafa baktım. O tarafa baktım. Arkama bakıyorum. Baktı herhalde bizden bir şey almayacak. Gitti arkadakilere de sordu bir tanesine. Allah
Bakalım onlar da bir şey demezler. Ve orayı atlattık. Geçti ki bizden daha sonraki bir gazeteci grubu 10 kişilik gitmişti. Onlara aynı taktiği yapmışlar. Gazeteci arkadaşım bir demiş, gel demiş cebimde. Karşılıklı idareşme olmuş. Ondan sonra 10 kişiyi Tel Aviv'den hava gerisin geri Türkiye'ye göndermişler ve onlara 10 yıl giriş yasağı koymuşlar. Gazeteciler.